Artvin'in Borçk ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle binaların içi yağmur suyu ve balçıkla doldu, ilçede 10 bina zarar gördü. İlçeye bağlı Gündoğdu mahallesinde 4 bina toprak kayması nedeniyle zarar gördü. Heyelan hasar verdiği 7 katlı bir binada risk oluştururken vatandaşlar camlarından uzattıkları hortumla evlerinin duvarlarını yıkayarak temizlemeye çalıştı. Aynı mahalledeki 7 haneli 2 binada toprak kayması sonrasında boşaltılırken binanın arka kısmından giren yağmur suyu ve balçık evlerin içerisine doldu. İçerisinde bulunan kişilerin tahliye edilmesinin ardından bina cephesinde yağmur suyu ve balçığı boşaltmak amaçlı Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından delikler açıldı. Evlerin içerisine giren su ve balçık bu delikler sayesinde tahliye edilirken bina çevresinde güvenlik önlemi alınarak vatandaşların evlerine girmelerine izin verilmedi. Aynı bölgede bulunan bir binanın ahır kısmı koparak kayarken boşaltılan 7 haneli 2 binanın arkasında bulunan alanda duran ve kaymaya devam eden kaya parçaları vatandaşlar arasında da tedirginliğe yol açıyor. Aşırı yağıştan dolayı burası eğimli bölge. Bu eğimli bölgeden dolayı kayma, toprak kaymaları ve kayan yerler belirli yerleri doldurarak su birikintilerini göletler oluşturdu. O göletlerin de patlamasıyla işte burada gördüğünüz gibi buraları doldurdu. Desey şimdi gelip burada deşarj çalışması ya da buraya uygun ne gerekiyorsa onu yapması gerekiyor. Biz de buradayız. Sabaha kadar sağdaydık ve vatandaşın yardımına koştuk. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ama maddi hasar yüksek düzeyde. Kısmen başladı. Ben sabahtan beri sahadayım. Gerekli fotoğrafları alıyorum. Gerekli raporlarımızı tutuyoruz. Dün de akşam üzeri ilgili fen işleri ve imar işlerindeki mühendis arkadaşlarımızı sahaya sürdük. Ve onlar da gerekli tedbirleri ya da gerekli raporları aldılar ama bugün gün ışığıyla beraber sahada çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi Gündoğdu Mahallesi kaygan zeminin olduğu, en çok olduğu bölge aynı zamanda. O bölgede şu anda iki ev sıkıntılı durumda. Tabii bunu yine bilimsel verilere dayandırmamız gerekiyor. Bu bilimsel verilere göre oraların boşaltılıp ya da tahliye edilip kamulaştırılması da gerekebilir. Oraya köklü bir çözüm lazım yani. Dün değil ondan önceki gün, iki gün önce gece 11 sularından beri yağmur yağışı devam ediyordu. Bir gün boyunca devam etti. Dün akşam saatlerinde böyle bir toprak kayması gerçekleşti. Şu bölgeye yığıldı gördüğünüz gibi. Ondan sonra sesleri duyduk, çıktık dışarı falan, bayağı malzeme yığılmıştı. Sonrasında gece ışık yoktu tabii, görüş mesafesi kısıtlıydı. Burada ikamet eden Süleyman Navdar var. Kendi iş makinesiyle bayağı şu an halinde çalışmaya devam ediyor. Kendi yardım etti oradaki faaliyeti şu anda. Üstteki iki vade arasında bir toprak vardı. İki farklı su kaynağıyla birleşince bayağı bir güçlendi. Ondan sonra aşağı doğru kaymaya başladı. Üste bir tane ahır vardı. Ahır da kendi evin arkasına yığdı. Şu gördüğünüz arkadaki evin arkasına yığdı. Bayağı şu anda ıslak malzeme var. Halinde tehlike devam ediyor yani şu anda. Geceden tahliye edildi. Olay başladığı andan itibaren gerekirse camlara taşlar atıldı. Uyan insanlar uyandırıldı. Hiç kimse kalmadı şu anda binalar içerisinde. Yani tehlike, şu an tehlikeli bina bu. İçinde kimse yok. Diğer tarafta da tehlikeli olan kısımlar boşaltıldı. Ya bina bizimdi zaten, yukarısı ufaktan bir heyelan oldu. Yol kapandı. Yolun suyu bu sefer bu aşağı doğru akmaya başladı. Lakin daha asıl şey yukarıdan koptu. Gelen malzeme, şu görünen çamurlar falan yukarıdan geldiği için yol kapandı. Su şimdi buradan aşağı iniyor. Yukarıda bir iş makinesi istiyoruz büyük. Bir saatlik işi var. Suyu normal ana dereye bağlayabilir. Ana dereye bağlayabilir. Onun dışında evin arkalarında öyle bir şey yok. Yani yine tedbiren biz kiracıları çıkarttık. Ne olur ne olmaz, yukarısını gece görmüyorduk. Geceden beri zaten buralarda uğraşıyoruz işte. Şu anda da bu amcamın kendi şahsi iş makinesi, yani uğraşıyor burada. Şu anda pek bir yetkili de göremedik, onu da söylemek istiyorum.